Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce Avrupa Uzay Ajansı tarafından tehlikeli asteroidler kategorisinde bulunan 2006 QV89 isimli asteroidin Eylül ayında dünyamızın çok yakınından geçeceğinden bahsetmiştik. Şu an Eylül ayındayız. Peki bu asteroide ne oldu? 2006 QV89 bilim insanlarına göre 9 Eylül'de dünyamızı teğet geçecekti. Ama o tarihlerde herhangi bir şey olmadı. Çünkü henüz dünyamızın yanından geçmiş değil. Dünyaya çarpabilir mi demiştik? Onun da oranı 7299'da 1'di. Peki teğet geçmedi ama asteroid şu an nerelerde hiç merak ettiniz mi? Mesela ne zaman gelecek? Hadi hep birlikte bakalım. Evet, internet tarayıcısından spaceintrid.com adresine giriyoruz. Bu sayfa Güneş sistemindeki gezegenlerin, uyduların, asteroidlerin tarihlere göre bulunduğu konumlarını ve yörüngelerini gösteriyor. Üst taraftaki menülerde Most Dangerous kısmı var. Buraya girdiğinizde bizim videomuzda bahsettiğimiz asteroidi görebilirsiniz. Bu menü dünya için potansiyel tehlike oluşturan asteroidlerin bilgisini veriyor. Şu an 2006 QV89 6. sırada yer almış. Parantez içerisinde de Avrupa Uzay Ajansı listesinde bulunduğu belirtiliyor. Bunun üzerine tıkladığınızda da asteroid ile ilgili detay sayfaya geçiyorsunuz. Detay sayfanın üst bölümünde bizim daha önceki videomuzda bahsettiğimiz bilgilerden bahsediyor. Kısa kısa aynı şekilde bilgiler vermiş, 7000'de bir ihtimalden bahsetmiş, ilk önce ne zaman keşfedildiği gibi böyle İngilizce değişik asteroidle ilgili bilgiler var. Hemen altında da 2006 QV89 şu an nerede diye bir bölüm var. Burada da animasyonla asteroidin şu andaki konumunu görebiliyorsunuz. Nerede yer aldığını, şu an dünyamız burada gözüküyor ve asteroid de hemen burada gözüküyor, bu yörüngeyi takip ediyor. Bunu birazdan büyütüp detaylı göstereceğim. Hemen altındaki bilgileri de size anlatmaya çalışayım. Ondan sonra animasyona geçelim. Bu bölümde şu an 2006 QV89'un dünyamıza olan mevcut uzaklığı belirtilmiş. Burada 7.332.000 kilometre mesafede şu an seyrediyor ve gittikçe bu mesafe kapanmaya devam ediyor. Ayrıca Güneş sisteminde şu an için 117.172 kilometre hızla seyrediyormuş ve saniyede 1.3 kilometre mesafeyi kapatmaya devam ediyor. Yani dünyamıza yaklaşmaya devam ediyor. Bu bölümde gece yarısından beri 75.930 kilometre yakınlaşma olmuş. Yani şu an gece yarısından beri bu kadar kilometrelik bir yakınlaşma olmuş. Ayrıca sayfaya biz az önce girdik. Sayfaya girdiğimiz sürede itibaren şu an 123 kilometre yakınlaşmış asteroid dünyaya. Ve gitgide bu mesafe kapanmaya devam ediyor. Hemen altında Catalina Sky Gözlemevi tarafından oluşturulan bir illüstrasyon. Tabii gerçek bir fotoğraf değil, elektronik bilgilere göre oluşturulmuş asteroidin fotoğrafı diyelim. Sanal fotoğraf. Burada diğer bilgiler de var. Gökyüzü haritasındaki konumları büyük ihtimal burası ama altındaki yazı çok belli olmadığı için şu an orayı okuyamıyorum. Yan tarafta da İkinci kez izlemeye alınan burası gözlemevi ve teleskop fotoğrafı. İlk defa 2006'da keşfedilmişti ve ikinci defa keşfeden Kanada Fransa Hawaii Teleskopu ismi verilen teleskop yeniden izlemeye başlamış. Şu an yaklaşmaya devam ediyor. En alt kısımda da dünyayı teğet mi geçecek yoksa dünyaya vuracak mı diye bir bölüm var. Buradaki bilgi de şöyle. Aslında 7 milyon kilometre diyoruz ama kısaca şu bilgi verilmiş. Özet geçiyorum hemen. Asteroidin geçtiği mesafeler büyük görünse de yörüngesinde 1 derecenin sadece kesir sayısı kadar küçük bir değişim bile olsa 2006 QV89'un aniden dünyaya daha da yaklaşabileceği anlamına geliyormuş. Mevcut bilimsel verilere göre de 5 ve 7 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca şundan bahsedilmiş. Bir asteroidin yörüngesi yerçekimi kuvvetiyle önemli ölçüde değişebilir. Bu asteroid gibi dünyaya yakın nesneler güneş sistemi boyunca hareket ederken güneş sisteminde bulunan diğer gezegenler ve nesnelerle karşılaşır. Bunun sonucunda da bu küçük çekim kuvvetleri etkisiyle asteroidin yörüngesinde değişimler olabilir ve dünyaya yaklaşabilir ileriki dönemde. Animasyona geçelim. Animasyonu büyütelim. Animasyonu büyüttük. Şu an 20 Eylül 2019 tarihi
ve saat 4.51 itibariyle asteroidin konumu burası. Asteroid şu an Dünya'ya 7.332.000 kilometre mesafede seyrediyor. Dünyamız da burada gördüğünüz gibi hemen yan tarafında görebilirsiniz. Ayrıca Güneş'e uzaklığı da belli. 147.356.000 kilometre mesafede de Güneş'e uzaklığı varmış asteroidin. Burada şu anki durumu gösteriyor. Şu bölümde de buradan periyotları değiştirebiliyorsunuz. Aylık, haftalık, günlük, yıllık gibi. Mesela şu an haftalık yapalım. Geriye doğru saralım. Şuradaki play ve ters play işaretinden reverse aldık geri ve bakıyorum şu an. Evet, Temmuz 8. Temmuz 8'den itibaren biraz ileri alalım. Eylül başları gibi. Evet, şu an Eylül'ün başında. Asteroidin konumu tam burasıymış. Şu şekilde. Asteroid bu şekilde yörüngeden geliyormuş ve şu bölümde, burayı da belirtmeden geçmeyeyim. 2006 QV89'un ilk keşfedildiği nokta burasıymış. Keşfedilen bölüm burası ve 29 Ağustos 2006'da keşfedilmiş. O tarihte burada görüntüsü alınmış. Ve şu an uzaklaşalım. Yaklaşmaya devam ediyor demiştik. Eylül 9'da diyorlardı. Eylül 9'da asteroid neredeymiş ona bakalım öncelikle. Şimdi öne sarıyorum biraz. 9 Eylül de buradaymış. Yani çok yaklaşmış gözükse de aslında 9 milyon 155 bin kilometre mesafedeymiş burada. İleri alalım. Aslında şurada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi ayın 12'si gibi 13'ü gibi asteroid dünyanın izlediği tam yörüngenin üzerinden geçiyor. Bakın şöyle. Hemen hemen tam yörüngenin üzerinde. Tabii yakın uzaktan baktığımız için yakın gözükte aslında mesafe var. Yani dünya ile aynı hizada olmuş olsa tam bu noktada çarpışma ihtimali belki olabilirdi. Hani bilim adamları da büyük ihtimal bundan bahsetmiş olabilir. Ama tabii bu tarihi geçti şu an. 12 Eylül'de dünya daha öndeymiş. Devam edelim. Ve şu anki konumu bu şekilde, bu yörüngede gidiyor. Tahmini olarak ayın 25'i gibi veya 27'si gibi en yakın noktaya gelecek diyorlar ama şu an için mesafeyi görebilirsiniz. 7.384.000 kilometrede. Bakın şöyle bakalım. Gitgide üzerindeki kilometre düşüyor. 6.980.000 zaten animasyonda 25 Eylül 2019'da duruyor. Ve saat olarak devam ediyor. Bu bölümde 6 milyon 965 bin kilometre mesafeye geliyor. Yani şu anki az önceki bahsettiğimiz bütün mesafelerden daha yakın bir konuma geliyor. Tabii milyon kilometre dediğiniz zaman aslında çok yakın gibi gelse de şu şekilde Güneş sistemine bakarsanız çok da uzak bir mesafe değil. Yani gerçekten bilim adamlarının tehlikeli sınıfına alabileceği kadar yakın bir mesafe. Burada diğer gezegenler de gösterilmiş. Ayrıca şurada asteroidin bulunduğu tekrar izlendiği nokta. Şu an mesela Rediscovery tekrar bu bölümde tekrar incelenmiş. Bu şekilde bilgileri görebiliyorsunuz. Kısaca animasyonun bilgileri bu. Son olarak ben şöyle Güneş sistemine dönelim ve asteroidin izlediği yörüngeyi de görelim. Bunu ben aylık yapıyorum ve geriye sarıyorum şu an. Asteroidin bu şekilde gördüğünüz gibi izlediği yörüngeyi inceleyebilirsiniz. Şu an dünyamız burada hareket ediyor. Asteroid bu şekilde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi 2005'e kadar geldik. Şimdi saralım tekrar geriye. Ay asteroidin yörüngesi. Şu an keşfedildiği tarihten başlayacak. Evet. Keşfedildiği tarihten itibaren devam ediyor. Bakın yörüngesi sabit demiştik. Aynı yörüngede hareket ediyor. Güneş dünyada aynı yörüngede hareket ediyor. Güneş'in etrafında. Ve bu şekilde yıllarca hareket ediyorlar. İzlediği yol boyunca eğer farklı gezegenlerle çok yakınlaşmazsa sıkıntı yok. Ama yakınlaşırsa yer çekimi etkisiyle
yörüngesi değişebilir. Yörüngesi değişirse de dünyaya yakınlaşma ihtimali artar. Hatta çarpma ihtimali artar. Mars'a bile yakın gibi gözükse de aslında mesafe var yine ama sanki yörünge olarak Mars'a da yakın geziyor. Animasyonumuz bu şekilde. Bu sayfa ile ilgili birkaç video daha hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü çocuklar için olan bölüm var. Diğer asteroidlerle ilgili bölümler var. Ayrıca önümüzdeki dönemde tehlike oluşturabilecek diğer asteroidlerin de bilgileri var. Bu bölümde animasyonda belirtiyor. Sayfanın altında da zaten gelecekteki işte hangi asteroid gelebilir bundan bahsediliyor. Şu an 2019 ST isimli bir asteroid geliyor. 4 çift katlı otobüs büyüklüğündeymiş. 46 metre büyüklüğü var. Hızı saniyede 12.9 km. Ve dünyaya geçiş mesafesi 2.114.000 km mesafeden geçebilirmiş. Az önceki 6 milyondu. Bu 2.115.000 km mesafeden geçebilir diyor. Ve şu an için 3 saat 22 dakika sonra geçeceğinden bahsediyor. Bu tür bilgiler var. Bunlarla ilgili de kısa kısa videolar yapmayı düşünüyorum. Evet, dünyamızı tehdit eden asteroidlerle ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık. NASA bu tür asteroidlerle ilgili bazı uzay görevlileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle de bu şekilde tehlike arz eden asteroidlerin vurulması gibi. Bir başka videomuzda da bundan bahsetmeye çalışacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.